24 ekranlarından bir kez daha günaydın diyelim. Nur Köşker ben, Analiz Sentez'de karşınızdayız. Bu kez iki saat boyunca da beraberiz, hem dış politikada hem iç siyasette hem de ekonomide. Özetle nerede ne varsa hepsine birlikte bakacağız ve her sabah olduğu gibi de önce Ankara'ya gideceğiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel karşımızda. Melik Yiğitel günaydın, mutlu haftalar, hoş geldin. Günaydın, merhabalar, iyi haftalar sevgili Nur. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hemen tahıl sevkiyatı ile başlayalım mı? Tüm dünyanın gözü kulağı tahıl sevkiyatındaydı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Aynen. Da. O merakla beklediğimiz açıklama geldi. 8.30'da hareket edecek dedi gemi. Neler söylersin bu gelişmeyle ilgili? Ya oldukça önemli sevgili Nur. Yaklaşık yarım saat önce Odessa Limanı'ndan ilk gemi ayrıldı. İstanbul üzerinden Lübnan'a gidecek Mısır yüklü bir gemi. Bu tahliye işlemleri tabii birkaç hafta sürecek. Çünkü toplamda 25 milyon ton tahıl ve bu 25 milyon ton tahılın da yaklaşık ortalama işte 800 gemiyle tüm dünyaya dağılması bekleniyor. Türkiye bu anlamda önemli bir iş başardı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle bu sorun aşıldı. Putin ve Zelenski ile yaptığı görüşmeden sonra İstanbul'da bir operasyon merkezi kuruldu, bir koordinasyon kurulu. Bu koordinasyon kurulu bütün hesapları milimetrik yaptı. Bir sorun olmadan o gemiler çıkacak. En çok konuşulan, tartışılan, dikkat çekilen özellikle mayınlı alanlardan gemiler geçecek. Orada da evet. Hulusi Akar hafta sonu buna dair cevap verdi. Evet, doğru. Fakat dedi, burada özellikle Ukrayna'dan destek aldık ve Ukraynalılar bu gemilere rehberlik yapacak. Yani o mayınlı alandan gemilerin çıkması konusunda rehberlik yapacak. Yani bir pusula görevi görecek. Oradan çıktıktan sonra da İstanbul üzerinden de ihtiyacı olan bölgelere ilk gemi, tekrar edelim, yaklaşık yarım saat önce çıktı Odessa Limanı'ndan, İstanbul üzerinden Lübnan'a gidecek. Daha sonra da zaten diğer gemiler de yola çıkacak. Bu tarihi bir an. Gerçekten Türkiye bu anlamda bu tahıl sevkiyatı ile birlikte dünyayı ciddi bir ekonomik krizden aldı. Çünkü bu tahıl ambargosu, yani daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan bu sorun ve oradaki tahılın tahliye edilememesi dünyada ciddi bir sorun, problem çıkarmıştı. Dünyadaki ihtiyacın neredeyse dörtte birini karşılıyor bu. Bu önemli sorunu da Türkiye çözmüş oldu. Tahliye tamamladıktan sonra da artık böyle tarihe önemli bir kayıt olarak düşecek Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olarak tabii. Evet, şimdi tüm emtia fiyatlarında bir yükselişe yol açtı bu mesele. Küresel olarak zorluk çektik, küresel dünya ülkeleri sıkıntı yaşadı ama en çok Afrika bölgesinde daha büyük problemler oldu. Öncelik orada olacak, 16 gemiden de bahsediliyor. Peki diğer bölgelerde öncelik kimde olacak, diğer gemiler ne zaman harekete geçecek, bu konuda bir bilgi var mı? Valla şöyle ya, ilk tahliye başarıyla bittikten sonra diğerleri de peş peşe olacak. Çünkü Sayın İbrahim Kalın da böyle bir bilgi verdi. Önemli olan o ilk geminin tahliyesi. Evet. Çünkü o rota ve o riskin ne kadar olduğunu o ilk gemiyle öğrenmek mümkün olacak. Yani kazasız belasız ilk gemiyle tahliye gerçekleştikten sonra da çok seri bir şekilde bu tahliyenin tamamlanması öngörülüyor. Yani böyle belirli periyotlarla, aralıklarla değil, seri bir şekilde tahliye tamamlanacak. İki nedenle, bunlardan bir tanesi bu operasyonun akamete uğramaması için, yani bir an önce bitirmek. İkinci temel neden de sen de söylediğin gibi dünyada bu tahıl sıkıntısından kaynaklı ciddi bir sorun var. Bu emtia tartışmalarının nedeni oluyor. Bir süre sonra da özellikle Afrika kıtasında ciddi bir açlığa yol açacağını, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir açlığa yol açabileceği öngörüsü var. O bakımdan da bir gecikme olmayacak. İlk gemiyle tahliye tamamladıktan sonra seri bir şekilde diğer gemilerle de tahliye devam edecek ve 25 milyon ton tahmini söylenen, yani 20 ile 25 arası ama sanırım en son verilen bilgi 25 milyon ton olduğu yönünde. Bu 25 evet. milyon tonluk tahılın sevkiyatı tamamlanacak. Peki Melik Yiğitel, inşallah olmaz diyelim ama diyelim ki herhangi bir sıkıntı yaşandı. İşte Ukrayna'nın ve
Rusya'nın endişeleri gerçek oldu. Bir taraftan biri bir problem çıkardı. Bu senaryoda ne yapılacak artık? O tahıl sevkiyatının tamamen önü kesilir mi? Yoksa güvenlik yöntemleri değiştirilip tekrar devam mı edilir? Yok, hayır. Yani bundan artık bir dönüş yok. Yani çünkü bütün böyle ayrıntılar hesaplandı. Ya bir yol kazası olmaması. Şimdi hani velev ki teorik olarak kağıt üzerinde böyle bir ihtimalden söz ediliyor. O da biliyorsunuz Ukrayna daha çok endişe ifade etti. Evet. Yani Rusya'nın girişimiyle bunu akamete uğrayacağı yönünde. Hatta biliyorsun daha önce işte Odessa limanında bir askeri botun vurulması üzerine de Kiev yönetimi endişesini ifade etmişti. Bakın Rusya bu sorunu büyütüyor ve askeri botu vurduğu için de zaten bu problemin büyüyebileceğine dikkat çekmişti. Fakat Rusya garanti verdi. Yani o bot vurulduktan hemen sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sergey Shoigu ile görüştü. Evet. Rusya Milli Savunma Bakanı ile ve Shoigu garanti verdi. Ki zaten biliyorsun İstanbul'daki zirvede de Ruslar garanti verdi. Sadece Ukraynalılar değil, Ruslar da garanti verdi. Buna da dikkat çekti zaten bu garanti verildiği konusunda Sayın Akar. Ama dediler ki yok, hayır, o bir nokta operasyonu. Bundan sonra problem olmayacak. Bu sevkiyat bitene kadar biz de güvenliği azami derecede önde tutacağız. Öncelikli kılacağız dediler. Ama sonuç itibariyle bütün ihtimaller hesaplandı. Yani İstanbul'daki koordinasyon merkezi tam da senin söylediğin problem, olası problemler için var. Yani bütün ihtimaller masaya yatırılıp onun bir matematik hesabı yapıldı. O bakımdan da artık bundan geri dönüşü yok. Yani dünya bunu bekliyor, BM bunu bekliyor. Guterres birkaç kere bunun ne kadar önemli olduğunu söyledi. Söylerken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir başarıya imza attığını ve minnettar olduğunu söyledi. Çünkü hakikaten eğer bu aşılamazsa hani dünyada ciddi bir tahıl problemi ortaya çıkacak. Evet. Sonrasında da zaten biliyorsun sadece bu yıl için değil, bu sorunun kalıcı hale gelebileceği söyleniyor. Yani hiçbir şekilde Ukrayna'da bu tahliye olmazsa bu sorun kalıcı hale gelmesinden bahsediyor. Kalıcı hale derken de Rusya-Ukrayna savaşı sürdüğü sürece bu sorunun devam edeceği ve bu sorun devam ederken de dünya bu krizi yaşamaya devam edecek deniliyor. Evet. O bakımdan da bu çok önemli. Yani bu sevkiyatın başarıyla bitmesi dünya açısından önemli. Evet, operasyonu biz yapıyoruz. Evet, bu başarı bizim başarımız. Fakat bu başarı ve bu sevkiyatla biz Türkiye'yi rahatlatmıyoruz, dünyayı rahatlatıyoruz. Evet, burada evet. Yaptığımız şey dünyaya bir iyilik, dünyanın ihtiyacını karşılama. O bakımdan da biz hani her şeyi milimetrik hesapladık. Sayın Akar bunu söyledi, en azından Türkiye olarak, koordinasyon merkezi olarak her şeyi hesapladık. Herhangi bir sorun olmasın diye, bir yol kazası olmasın diye bütün her şeyi incelikli hesapladık dedi. Zaten sanırım hani öğlen saatlerine kadar da ne olacağı artık net olarak ortaya çıkacak. Peki, inşallah bir sıkıntı çıkmaz diyelim. Neyse, müjdeli haberi aldık, oraya odaklanalım. Gemi yola çıktı. Sen de dediğin gibi bakalım gün içerisinde neler olup bitecek. Gelelim içeriye. Kabine toplanıyor bugün. Haftalardır da konut meselesini konuşuyoruz. Biz gerek satış söz konusu olduğunda, gerek de kiralama söz konusu olduğunda fiyatlar fahiş bir düzeye geldi. Tabii bunun altında birçok farklı gerekçe var. Hem arz talep dengesizliği gibi birçok faktör, fırsatçılık da var, onu da ekleyelim. Etkili oldu bunda. Buna binaen de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir proje açıklayacağı duyurulmuştu. Sosyal konut projesi ve dar gelirlilerin hacı sorunuyla ilgili düzenleme yapılacak toplantıda ana madde olarak gündemde bu olacak. Neler söylersin Ümit Çetin? Hem bu meseleyle ilgili nasıl bir proje gündemde, hem de kabine toplantısında başka hangi önemli meseleler gelir gündeme? Şöyle, yani aslında yakın dönemde yaşanan birçok sorun kabine toplantısında konuşulacak elbette. Yani Irak meselesi, Suriye olası bir operasyon meselesi, hatta Kosova, Sırbistan arasındaki gerilim. Bütün bu meselelerin kabinede tartışması bekleniyor bir kere. Çünkü bütün karar vericiler orada. Yani misal Milli Savunma Bakanı'ndan tutun Dışişleri Bakanı'na kadar bütün bunların detaylı bilgi vermesi bekleniyor. Ama spesifik olarak çözüm beklentisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması muhtemel, iki tane temel konu var senin de söylediğin gibi. Kaldı ki Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum da hafta sonu bunu söyledi. Dedi ki
konut ihtiyacını karşılamak açısından biz bir projeksiyon yaptık. O projeksiyonda 81 ilde ihtiyaç olduğunu gördük. Yani arz talep dengesinden kaynaklı, ama tabii bunun içinde spekülatif takım hareketleri de elbette var. Konut fiyatları şişmiş durumda. Ama tabii bu en temel burada sorun arz talep dengesinin birbirini dengelememesi. Yani talep çok ama arz az. Dolayısıyla bir talebe yetişememe gibi bir sorun var. Bu da doğal olarak fiyatlarda pik yaptırdı. Şimdi burada düşünülen şey 81 ilde TOKİ eliyle sosyal konut, özellikle dar gelirliler için işte hani kira öder gibi ve en temeli de bu tabii ödeme planlarıyla ne olacağı ortaya çıkacak ama özellikle asgari ücretleri konut sahibi yapma. Dolayısıyla asgari ücretten de az belirli oranlarda bir ödemelerle, hatta belki bir iki yıl işte ödemesiz bir planla, evet, insanları ihtiyacı olanları konut sahibi yapmak. O yüzden de 81 ilde bu sosyal konut projesi ve bu ihtiyacı karşılama açısından büyük bir adım atılacak. Bunun çerçevesi ve detayları netleşebilir. Evet, kabine evet. Toplantısı öyle bir ihtimalden bahsediliyor. Eğer Sayın Murat Kurum'da bir sunum yapacak, eğer çerçeve netleşirse bir ihtimal Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu açıklaması bekleniyor. Evet. Diğer taraftan da özellikle kredi meselesi, bu krediden kaynaklı aciz meselesi. Şimdi bu daha önce de yaşandı sevgili Nur. Özellikle kredi kartlarına dair hacizle ilgili bir karar alınmıştı. Sanırım 2011 olması lazım. O dönem bu artış olunca şöyle bir karar alındı. Dendi ki kredi kartlarını ödeyemeyenler için haciz işlemleri durdurulması ve yeniden yapılandırma. Ve bu büyük ölçüde sorunu çözmüştü. Yani diyelim ki şöyle diyelim, işte benim diyelim ki X bankasına kredi kartından kaynaklı borcum var. İşte kredi kartım askıya alındı ve ben borcu ödeyemediğim için bir haciz işlemi var. Evet. Şimdi eğer düzenleme olursa önceki gibi, yani yeniden yapılandırma olursa, o kredi kartını aldığım bankaya banka bana bir kredi verecek. Yapılandıracak. Yani 10 bin liralık borcum varsa işte diyecek ki daha cüzi bir miktarla 10.500 ya da 11 bin lira karşılığında sen bunu 6 ayda 7 ayda öde diyecek. O ödeme planında anlaşma olması durumunda da haciz işlemi duracak. Bu oldukça önemli. Çünkü şöyle, şimdi bankalar da bu parayı geri alamamaktan dolayı şikayetçi. Evet. Vatandaş geri gider dengesini tutturamadığı için özellikle alım gücünde oluşan problem, enflasyonun yüksek çıkması diyor ki benim gelir gider kalemimi bozdu. Yani hani böyle devletin nasıl bir bütçesi varsa ailelerin de böyle bir bütçesi var. Ben bütçeyi tutturamadım diyor. Çünkü giderler artınca o denge bozuldu diyor. Dolayısıyla ödeyemiyorum diyor. Bankada diyor ki ya ben de paramı tahsil edemiyorum. Şimdi evet, orta yol olarak olması gereken bunu yeniden yapılandırmak. Bu yeniden yapılandırma olunca aslında hani bankalar da parasını tahsil etmiş olacak. Kişiler de rahatlayacak. O bakımdan da ben tabii bunun miktarı nedir? Yani meblağ olarak, çünkü dosya ve ödeyemeyenlerin bir sayısı var ve bunda artış var da asıl meblağ olarak bu nedir? Ve gerçekten bankalar bunu tahsil edemediği zaman sıkıntıya düşecek mi? Bütün bunların hesaplandığını düşünüyorum. Tabii doğal olarak bu yapılırken işte BDDK, Bankalar Birliği, Hazine Maliye Bakanlığı da muhtemeldir ki yani bir projeksiyon yapmıştır. En kolay yöntem ne olabilir diye. Eğer buna dair çalışma netleştiyse ki yine kabinede buna ilişkin bir sunum yapılması bekleniyor. Bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani çünkü normal bir dönem yaşamıyoruz. Dünya bir ekonomik türbülans yaşıyor.
Dünyada genel anlamda sıkıntılar var. Enerji ve emtia girdilerinden kaynaklı fiyat artışları, o fiyat artışları enflasyonu tetikliyor ve doğal olarak dünyadaki bu olumsuz etki öyle de böyle bize de yansıyor. Evet. Ülke olarak bize yansıyınca vatandaş olarak da, tekil olarak da bize yansıyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir dönemde bir ortak akılla ve herkesin bir şekilde özveride bulunarak bu sorunu aşması gerekiyor. Bu bankalar için de geçerli. Yani bankalar belki hani şimdi yapılandırmada biraz kaybı olacak ama sonuç itibariyle herkesin bir şekilde elimizi taşın altına koyması gereken bir dönem yaşıyoruz. Evet. O bakımdan da ben burada çok ciddi problem çıkacağını düşünmüyorum. Yani bir ortak akılla herkesin üzerinde uzlaşacağı ve bütün herkesi rahatlatacak bir plan çıkabilir bugün kabinede. Peki, yani şunu görüyoruz artık, hani hemen hemen problem yaşadığımız her alanda yeni bir çözümle, yeni bir formülle geliniyor. İşte asgari ücreti konuştuk, iki güncelleme birden geldi. Yıl sonu için de Bakan Bilgin bir açıklama daha yaptı ve bir güncelleme daha bekleniyor dedi. Bununla ilgili neler söylersin Melik Yiğiter? Nur, şimdi bu şey, ben senin bu söylediğin şey çok önemli. Şöyle ki çok önemli. Şimdi evet, problemler var dünyada, doğru. Evet, evet. Bu ülkeye de yansıyor, o da doğru. Burada mesele şu. Mesele olağanüstü bir dönemi ya da işte kriz döneminin yönetilebilir olması. Evet. Eğer bu yönetilebilirse hakikaten korkmamak gerekiyor. Ben o yüzden de mesela çıktığım her yayında mutlaka bunu söylüyorum. Diyorum ki mesele burada bu işin yönetilebilir olması. Yani yönetilebilirse mesele aşılmıştır. Şey gibi düşünün, yani bir hasta var, iyi bir hekim var ve o hekim o hastanın teşhisini doğru koyuyor ve diyor ki senin sorunun şu şu şu, şu ilaçları kullanırsan iyileşeceksin. Orada problem yok. Problem eğer doktor iyi bir doktor değilse ve hastanın da hastalığı teşhiste zorlanılıyorsa, orada işte problem var. Hmm. Yani çünkü tedavi etmekte zorlanıyorsunuz. Şimdi o yüzden de Türkiye'de evet böyle bir problem var. Fakat bu problemin yönetilebiliyor olması önemli. Yönetilebiliyor olması demek tünelin ucunda ışık var demek. Yani bu tünelin ışığında ışığı görmeye dair zamanlama ne kadar süreceği sadece sizin elinizde değil. Dünyadaki genel dengelerle de ilişkili olduğu için belki net bir tarih vermekte zorlanabiliriz ama çok uzun sürmeyeceğini söylemek mümkün. O bakımdan da şimdi ortaya çıkan sorunlara dair hemen bir çözüm yolu bulunuyor. Ya da en azından buna kafa yoruluyor. Şimdi bu önemli. O yüzden mesela Sayın Bilgin'in söylediği şey, daha doğrusu bu ekonomik türbülans hali devam ettiğinde hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı grup toplantısında. Dedi ki dünyada bir sorun var. Ekonomik sorun, bu bize de yansıyor. Enflasyonu tetikleyebilir. Ama biz şunu iyi biliyoruz ki hiç kimse mağdur olmayacak. Kimse enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Ve satın alma gücünü koruyabilecek çok ciddi tedbirler alacağız dedi. Evet. O yüzden memur maaşı artışları, işte kamu işçilerinin maaşlarında artış, emekli maaşlarında artış, 3600 ek gösterge, asgari ücrette ilave ikinci zam, şimdi işte EYT meselesi masada, mevsimli işçiler meselesi masada, geçici işçiler meselesi masada. Yani bütün bu sorunlar çözüldüğünde çok daha rahat yol alabiliriz. O bakımdan ben bunu çok önemsiyorum, senin söylediğin şeyi. Gerçekten çok önemli. Yani evet sorunlar var ama çözüme dair de hemen kafa yoruluyor ve bir yol haritası ortaya çıkıyor. O bakımdan mesela Sayın Vedat Bilgin söylediği iki açıdan önemli. Birincisi, evet. Şimdi asgari ücrette çok ciddi %50'nin üzerinde bir artış oldu mu? Oldu. Sonra dediler ki enflasyon beklediğimizden daha yüksek çıktı. Tamam, mesele yok. Evet. Ve yakın tarihimizde ilk kez bir ara zam yapıldı asgari ücrete. Şimdi şöyle yorumlar yapıldı. Efendim bu ara zam yapıldıktan sonra da muhtemeldir ki yani Ocak'ta asgari ücrete ciddi bir zam olmayabilir ya da beklentileri karşılayamayabilir. Ben o zaman da mesela itiraz ettim sürekli. Dedim ki hayır, hükümet öyle bir hükümet değil. Yani hükümet şeye bakıyor, yani ihtiyaca bakıyor ve bir garanti verdi. Dedi ki insanların satın alma gücünü ben düşürmeyeceğim.
Dolayısıyla Ocak'ta ihtiyaç neyse ona karşılık bir adım atılacak. Sayın Bilgin'in söylediği tam da bu anlamda önemli. Yani yıl sonunda, Aralık ayı sonunda masaya oturulduğunda sadece 2023 yılı için öngörülen denge değil, aynı zamanda 2022 yılında iki kere zam yapılmasına rağmen, yani normal artış arttı, ara dönemde yapılan artışa rağmen, eğer ortaya bir açık ve ya da eksiklik çıkmışsa bunları da telafi etme konusunda garanti veriyor. Daha net haliyle söyleyelim. Aralık ayında masaya oturulduğunda 2022 yılının telafilerini giderme artı 2023 öngörüsü ve o dengeleri gözeterek bir artıştan bahsediyorum. Çok çok önemli. Çok çok önemli. O yüzden de hani burada dar gelirli ve asgari ücretlerinin hani endişeye mahal bırakmaması konusunda Sayın Çalışma Bakanı yaptığı açıklamayı bir garanti olarak almak gerekiyor. Sonuçta itibariyle bunu söyleyerek kendini bağladı. O bakımdan da dediğim gibi yani evet bir sorun, bir kriz doğru ama bunu yönetilebiliyor olması, anında çözüm ortaya koymak, anında müdahale etmek, yani aktif reaksiyon göstermek, aksiyonel olmak, bunlar önemli. Şimdi geçmiş dönemde ben bir gazeteci olarak yaşımda artık el veriyor epey böyle yakın dönemin krizlerini. Orada temel mesele mevcut yönetim müdahale edemiyordu, kontrolden çıkıyordu. Yani şey gibi düşünün, hani baraj kapakları patlıyor ve artık şu nereye basarsa dua ediyorsunuz. Aman abi benim evime doğru gelmesin bu su. Çünkü yönetim sadece benim gibi izliyor. Yani o yönetiyor ama vatandaş gibi o da benim gibi izliyor. O yüzden de mesela yıkıcı etkileri oluyordu. Ya yani o yazar kasa fırlatma döneminde hatırlayın. Evet. Yani müdahale edilemediği için peş peşe batan iş yerleri, artan işsizlik, enflasyon, dizginlenemeyen döviz. Yani Türkiye artık ya fabrikaların bacası tütmüyordu. Üretim olmadı ya ülkede. Şimdi burada mesela yani ihracat rekorları kırıyorsunuz. İşsizlikte ciddi bir artış yok. Yani böyle çok dramatik gözle görülür bir artış yok. Kendi dengesinde gidiyor. İşte bankalar kar ediyor, sanayi kar ediyor, işletmeler kar ediyor. Burada ücretliler sıkıntı yaşıyor. Ücretliler bu enflasyondan kaynaklı satın alma gücünde düşüklük oluyor. Onu da devlet telafi ediyor. O bakımdan da meselenin yönetilebiliyor olması hepimize güven veriyor. Hakikaten önemli o açıdan. Peki. Türk Medya Ankara temsilcisi Melike İtel değerlendirmelerini aktardı. Melike İtel teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Hoşça kal. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler ve bir kez daha aktaralım. Son dakika olarak da yansıyor şu anda ekranlarınıza. Tahıl sevkiyatı an itibarıyla başladı. Gemi hareket etti. Mısır yüklü gemi 9.15'te Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı. 8.30'da hareket etmesi planlanıyordu ancak 9.15 itibarıyla ilk gemi hareket etti diyelim ve haydi araya gidelim. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz 24 ekranlarına. Devam ediyor Analiz Sentez. Hemen yayın konuğumu takdim edeyim sizlere. Ekonomi gazetecisi Saide Özdemir bizimle. Saide Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Müjdeli haberi aldık. 9 çeyrekte ilk gemi hareket etti. Ekonomi dengelerinde neleri değiştirir? Nasıl olur önümüzdeki süreç sizce? Bu hafta inşallah hem içeriden hem dışarıdan vatandaşı rahatlatacak haberler gelecek. Evet. Dışarıdan petrol fiyatlarıyla ilgili daha olumlu bir hava var. Bir de bu hububat meselesi var. Hububat meselesinde Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatif almıştı. Bu anlaşma gerçekleşecek ve Ukrayna'nın şimdi herhalde Mısır yüklü olan gemisi Lübnan'a doğru yola çıkacak. Daha sonra diğer hububat türlerinde işte arpa, buğday vesaire dünyanın ihtiyacı olan, daha doğrusu küresel pazarın mahrum kaldığı çok büyük bir stok hale gelmiş, mahsur kalmış Ukrayna limanlarında gıda piyasaya arz edilmiş olacak. Bu öncelikle gıda fiyatlarında bir rahatlama ya da en azından daha da yukarı gitmesini önleyen bir sonuç ortaya çıkarır. O yüzden çok önemli.
Önümüzdeki dönemde tekrar bu konuda aksamalar olmaması da çok önemli. Yani şöyle söyleyelim, gerçekten Amerika'dan Japonya'ya kadar Avrupa'da birçok ülke, Afrika özellikle, Afrika çok daha muhtaç durumda olduğu için Türkiye'ye teşekkür ettiler. Bunu geçen hafta hepimiz yaşadık. Çünkü gıda konusunda mali sıkıntı yaşamayan ülkeler de maliyet konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Gıdaya ulaşımda zaten kaynakları kıt olan ülkelerde Allah korusun açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü karşılayamayacakları fiyatlara doğru gider rakamlar. Ve temel gıda dediğimizde de evet bu ürün ortaya çıkıyor. Hani buğday temel gıda, en temel gıda buğday oluyor. Çünkü bütün dünyada ekmek çok önemli. Hayatın devamı için maalesef birçok yerde de kuraklık yaşandı biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde. Bütün bunları düşündüğümüzde iyi bir çözüm oluyor. Peki genel tabloyu düşünecek olursak Saidi Bey, Rus işgali başladığından beri hangi emtialarda krize yol açtı bu durum ve hangi bölgeler daha çok etkilendi? Öncelikle tabii ki gıda, petrol veya enerji fiyatları daha sert hareket etti ama petrol ya da doğalgazı yiyemiyoruz sonuçta. Gıdayı insan kendisi tüketiyor ve kendi günlük hayat enerjisi için gerekli. O yüzden burada ciddi bir fiyat atağı gördük. İşte Covid süreci ve kuraklığın üzerine savaşın arz tarafında büyük bir eksiklik meydana getirmesiyle. Sonra enerji tarafında yaşadık. Enerji tarafı biliyorsunuz işte Rusya'nın enerji tedarik gücü çok büyük ve Avrupa dünya ekonomisinde çok büyük bir paya sahip. Avrupa'nın ekonomisinin ve günlük hayatının devamı için de Rusya'nın enerjisi gerekiyordu. O nedenle orada tedarik aksadı. Karşılıklı itişmeler, kakışmalar derken petrol fiyatları 140 dolara kadar gitti. Doğalgaz fiyatları 4 misli kadar arttı. Bütün bunları yaşadık. Bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin faturaları, aylık faturaları hem ülke bazında hem vatandaş bazında maalesef çok yükseldi. Tabii Rusya kendisi Avrupa'nın istemediği enerjiyi Çin'e ve Hindistan'a yönlendirdi ve karlı çıktı. Yani Rusya ekonomisi muhtemelen dış ticaret fazlasını ve cari fazlasını artırmış durumda. Ha bu arada parantez açayım, Suudi Arabistan da çok karlı çıktı. Hiç savaşa bulaşmamasına rağmen. Evet. Çünkü petrol fiyatları yükselince çok uzun bir aradan sonra %20'nin üzerinde büyüme sağladı ekonomisi. Çünkü enerji fiyatları onlara çok büyük avantaj sağladı. Bu enerji ve gıda dışında bir de tabii tedarik süreçleri, enerjinin pahalanması nedeniyle üretimin zorlaşması derken emtia dediğimiz sanayi üretim için kullandığı girdiler, diğer girdiler. Bu da ciddi şekilde tekrar aksama görünce kolektif olarak ve yaygın olarak küresel tarafa baktığımızda herkesin enflasyonu mevcut enflasyonun neredeyse 4 katı 5 katı artmış oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu önümüzdeki dönemde inşallah bu hani bir ara anlaşmayla hububat ya da tahılda çözüm bulundu. Bu ara anlaşma genel bir anlaşmaya dönerse savaş, işgal nasıl bir uzlaşma olabilir? Zor görünüyor ama umutlu da olmak lazım. O zaman genel tabloda net bir iyileşme sürecine girebiliriz. Bu saydığımız enerji, gıda, işte ham maddeler, diğer emtialar anlamında söylüyorum. Hepsinde hemen eski haline dönmez ama şöyle bir orta vadede aşağı doğru hareketi görürüz. Bu da rahatlama sağlar bütün dünyaya. Peki Temmuz ayı enflasyon rakamlarına ne diyorsunuz Saidi Bey? Çarşamba günü açıklanacak ama beklentinin çok üstünde mi gelir? Beklendiği gibi mi gelir? Nedir beklenti, oran nedir? Şöyle beklenti tabii ki Haziran, işte Mayıs, geriye doğru Nisan, Mart gibi yüksek olmayabilir ama unutmayalım Temmuz ayı geçen yıl gayet düşük bir enflasyondu. Daha geçen yıl biz Eylül ayından sonra Ekim, Kasım gibi ve Aralık'ta net bir şekilde
bu az önce konuştuğumuz senaryonun getirdiği hızlı enflasyon artışını yaşadık. O yüzden yıllık bazda hala yukarı etkisini göreceğiz ama ben Temmuz'da Haziran'a göre daha yüksek bir enflasyon beklemiyorum. Yani takip eden aylar itibariyle artık tek hanelerde %3'ler seviyesinde, %2'ler seviyesinde enflasyonlara dönmemiz lazım. Bir defa döndük bu geçen aylarda. Sonra tekrar %4'ün üzerinde enflasyon gördük. Biraz sanki Temmuz ayı daha sakin geçti. Hani kur hareketleri açısından da, enerji fiyatları açısından da çok dalgalanma, çok yukarı hareket yaşamadık. O yüzden hani yıllık bazda yine çok moralimiz düzelmeyebilir ama aylık bazda acaba normalleşme oluyor mu diye umutlanacağız, öyle görüyorum. Evet, ya işte birçok farklı kalemde hissettik. En çok gıdayı konuşuyoruz ama hani konutta da oldu bu. Kira artışlarını konuştuk. Bugün mesela Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın bir açıklaması var. Hala üreticiden markete 9 misli fiyat farkı var sebze, evet, meyvelerde. Evet. Yani biraz genel enflasyonu farklı sebeplerden konuşuyoruz ama kendi içimizdeki bu tuhaf yapıyı da çözemiyoruz. Bu yasaklarla değil, bu aradaki mekanizmayla ilgili alternatifleri oluşturmakla çözülebilir. Bence buraya eğilmek gerekiyor önümüzdeki dönemde. Yani elmanın, domatesin, işte patatesin dönem dönem onlar bir takım ürünler bazında konuşuyoruz ama genel ortalama üreticiden markete giden fiyat farkı asla 9 misli olmamalı. Öyle bir yani orada sanki sistemde bir tekel yapı oluşmuş. Yani tekel derken kimseyi suçlamıyorum. Sistem bu ürünlerin markete, vatandaşa ulaşmasında alternatif kanallar ortadan kalkmış. Oraları açmak lazım. Yoksa hani bir de böyle küresel taraftaki sorunların bundan sonra güllük gülistanlık olmayacağını eklersek enflasyondan kurtulmanın yolu, evet, dünyadaki sorunların çözülmesi ama içimizde bu kronikleşmiş sorunların da çözülmesiyle mümkün olabilir. Evet. Şimdi gıda işin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bir de sizinle de uzun uzun konuştuk, konut meselesi var. Bugün de kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesiyle ilgili bir açıklama yapılacak. Nasıl bir, evet, projeyle karşı karşıya kalırız? Ben en çok açıkçası şunu merak ediyorum. Yani arz kısmındaki sıkıntı nasıl çözülecek? Emtia fiyatlarındaki yükselişten bahsediyoruz. İnşaat maliyetleri nedeniyle greve gidilmesini bile konuşmuştuk yine sizinle. Hani o sıkıntı nasıl çözülecek? İnşaat maliyetleri bu kadar yüksekken arz bir şekilde toparlanabilir mi? Daha çok konut üretimi gerçekleşebilir mi an itibariyle? Yoksa bu senaryo hiç mümkün değil de başka bir yöntem mi izlenir? Burada iki tane ayağın hızlı çalışması lazım. Bir tanesi normal piyasanın konut üretimini nasıl hızlandırabiliriz? Evet. Ama ikinci konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakında açıklayacağı bu sosyal konut meselesi. Şunu unutmayalım. Bizim vatandaşımızın, konuta ulaşabilir vatandaşımızın çok büyük bir bölümü aylık geliri 10 bin liranın altında kaldı ve artık ulaşamıyor. Onlar daha uygun fiyatla konuta ihtiyaç duyuyorlar. Orada da devletin sosyal tarafının devreye girmesi gerekiyor. Şimdi 81 vilayete yazı gönderilmiş ya da talimat gönderilmiş. İlinizde ne kadar ihtiyaç var ve hangi alanlar konut üretimine uygun? Burada devlet, benim anladığım, inşaat maliyetinin büyük bir kısmını üstlenecek. Taahhüt üretim şeklinde, yani devlet bunu imarını, projesini geliştirip müteahhitlere, müteahhit kaç paraya yapacaksa maliyetini devlet üstlenecek. Tabii ki müteahhit de kar edecek. Ve 150 bin civarında konutun inşasına başlanması planlanıyor. Ve 10 bin lira gelirin altındaki aileler için, daha önce konut sahibi olamamış işte gençler ya da aileler, fark etmez. Burada şöyle bir mekanizma çalışacak benim anladığım, tahmin ettiğim. Tabii ki kuraya kalacak bu iş. Çünkü çok büyük talep olacak. Ama daha önce hatırlayalım, TOKİ'nin
ürettiği bazı projeler vardı. 2000 konutluk, 3000 konutluk ve biz 20-30 bin talep gördük oralarda ve kurayla burada belirlendi. Bu şartlarla hani uzun vadeli, düşük taksitli ve dar gelirli vatandaş için uygun olan konutlardan bahsediyorum. Burada üretilecek sosyal konut miktarı ciddi şekilde artırılacak. Bu nedenle dar gelirli dediğimiz ya da orta sınıf dediğimiz ve son dönemde konut fiyatlarındaki artış nedeniyle konuta ulaşımı iyice zorlaşan vatandaşımıza, evsiz vatandaşımıza konut üretilecek. Azaldı. Hani yılda, bunu da tekrarlıyoruz sürekli, yılda 750 bin konut üretimi olsa Türkiye'de, yeni konut üretimi, maliyet enflasyonu olsa bile böyle hani uçuk fiyatlara gitmez. Çünkü sürekli konut arz edilir. Ve belli bir süre sonra fiyatlar normalleşir. Ya yani ihtiyaç toplamda bu pazar, 1,5 milyonluk bir pazar, en az yarısını üretebilmeliyiz her sene yeniden. O tarafta neler yapılacak onu da görmemiz lazım. Hı hı. Ama ilk etapta dar gelirli vatandaşın düşünülmesi ve her şehirde düşünülmesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirlerde biliyorsunuz çok böyle sosyal konut ya da dar gelirli vatandaşa uygun konut üretimi son yıllarda pek olmadı. Bunun tekrar gündeme alınması son derece faydalı olacak. Peki, yani şunu anlıyoruz, hep söylenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm bu enflasyon meselesini biz tartışmaya başladığımızdan beri hemen hemen her kalemde enflasyona ezdirmeyeceğiz vatandaşımız dedi. Bakan Bilgin de bir kez daha yeniledi bunu. Bir de asgari ücretle ilgili yıl sonunda yeni bir güncellemenin de geleceğini söyledi. Buna ne dersiniz Sadi Bey? Nasıl olur yansıması bu güncellemenin? Burada Türkiye enflasyonla mücadeleyle uğraştı ama asıl enflasyondan olumsuz etkilenen vatandaşın, evet, gelirini artırmak için daha başarılı bir tablo ortaya koydu. Tabii ki yılbaşında güncellenecek. Bu zaten asgari ücret biliyorsunuz her yıl tespit, evet, ediliyor. Araya bu yüksek enflasyon nedeniyle araya girilmiş oldu ve kümülatif olarak %90 civarında artırılmış oldu asgari ücret. Yılbaşındaki zammı da, %50 zammı da düşünürsek. Şimdi yılbaşı geliyor tekrar. Tekrar bir iyileştirme sağlanacak. Sayın Bakan onun müjdesini vermiş oldu. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın Avrupa'da enflasyon bize göre çok düşük. Bu zaman zaman alay konusu da oluyor ya. Yani biz, ya siz enflasyon %80, bak Avrupa'da %8'e enflasyon diyorsunuz diye. Ama o Avrupa %8 zam yapamıyor çalışanlarına, emeklilerine ve özellikle son dönemde ulaşım sektöründe çalışanlarına %8 enflasyon oldu. %8 zam yapamıyor. %2 teklif ediyor, %3 teklif ediyor. Grevler başlıyor oralarda. Dolayısıyla biz bu enflasyonun azgınlaştığı dönemde çalışma barışını korumayı başardık. İnşallah yılbaşında asgari ücret tabii artırılınca biliyorsunuz zincirleme diğerleri de, diğer ücretlerde, asgari ücretten daha fazla olan ücretlerde de iyileştirmeler elzem oluyor. Bu da hani ayrıca bir avantaj getirecek çalışanlar açısından. Burada şimdi önümüzdeki dönemde özellikle sanayi tarafındaki üretimin, ihracatın aksamaması gerekiyor. Orada küresel bazı olumsuz sinyaller var. Hani resesyon korkuları var ama inşallah yeni pazarlar arayışıyla ihracatta herhangi bir aksama olmamasını hem ekonomi yönetimi hem de ihracatçı sanayiciler birlikte sağlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunu niye tahmin ediyorum? Geçmişte daha ağır küresel sorunlar, pazar sorunları yaşandığında hep bunu başarabildik. Dolayısıyla bir referans var ortada. Evet. Ya hep şu söylendi Sadi Bey, hani işte hem Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında çok yüksek bir zam yapıldı, hem de ara zam yapıldı. Dolayısıyla bu dönem için, yani önümüzdeki Aralık ayı için öyle çok daha yüksek bir zam beklenmiyor diye konuşuldu, endişe edildi daha çok. Ama bu açıklamadan zannediyorum hani rahat bir şekilde ne gerekiyorsa onun yapılacağını anlayabilir miyiz asgari ücretteki yeni güncelleme ile ilgili? Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Aslında vatandaşın özellikle enflasyon nedeniyle
dar gelirli vatandaşın, ücretli vatandaşın çok sıkıntıya girmeden ön alınması gerekiyordu. Türkiye bu konuda proaktif oldu. Ve bu enflasyon, yüksek enflasyon, işte o ilk ayları hatırlayalım, yılın ilk aylarını, enerji değil mi? Evlere gelen elektrik faturaları, doğalgaz faturaları. Sonra hemen bu ücret konusundaki operasyonlar yapılınca tabii ki enerji tarafında sübvansiyonlar da devam etti. O tartışmalardan uzaklaştık. Biz yüksek enflasyonu, vatandaş çok büyük sıkıntı çekiyor, işsizlik artıyor, ekonomide çok büyük kriz var başlığıyla konuşmadık. Tabii muhalefet böyle konuştu ama genel olarak vatandaşın gündemi, evet çok yüksek enflasyon var ama ülkeyi yöneten siyasi irade onunla mücadele ederken benim gelirimi de artırmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Şimdi emekli vatandaşlarımızın bile hani %50'ye yakın zam almış olması, %40 küsur zam almış olması büyük ölçüde bu anlamda bir maaşa bağlı olarak yaşayan vatandaşları rahatlattı. Şimdi yılbaşında olacak şey, önce bir geriye doğru tekrar bakılacak. İşte son 6 ayda nasıl bir enflasyon oldu? Genel olarak ülkede işte istihdam, üretim, bazı temel o bizim enflasyon genel endeksimiz içindeki vatandaşı daha çok ilgilendiren alt endekslerdeki durum ne? Mesela gıda ve alkolsüz içecekler dediğimiz kısım ne? Enerji tarafı ne? Yani vatandaşın her ay daha dar bir ürün sepetiyle karşılaştığı enflasyon ne kadar? Bu durumda da tekrar asgari ücrette yukarı doğru bir iyileştirme yapılacak. Muhtemelen de o anda karşılaştığımız ya da ortaya çıkmış olan enflasyonun da çok üzerinde bir refah payı da olacak. Bu kamu çalışanları, memurlar, daha sonra işte özel sektörün buna uyumlanması şeklinde devam edecek. Ben o açıdan herhangi bir kaygı duymuyorum. Bunun bir seçim stratejisi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü olması gereken bu. Velev ki seçim stratejisi olsun, bunun tersi yapılsaydı ne diyecekti, kim ne diyecekti? Yani işte Avrupa'daki gibi, bakın böyle oldu enflasyon ama bizim bütçemiz, işte bir de orası refah toplumu, el vermiyor, biz size şu kadar zam yapamayız. Orada siyasi istikrar kaybolmaya başladı mesela. Türkiye bu yüzden bu konuda ayrışmış görünüyor. Tam da bu noktada şunu diyoruz, yani seçim stratejisi mi değil mi, bu da konuşuluyor bir yandan. Seçim stratejisinin olmadığının bir göstergesi de son dönemde ekonomi politikası, son dönemde izlenen ekonomi politikası değil midir? Hani daha kısa vadede enflasyonda çözüm olabilecek farklı yollar izlenebilecekken daha uzun vadede ama kalıcı sonuç verecek bir yöntem izlendi. Ve yaklaşan da bir seçim var, o yüzden söylüyorum. Asgari ücrette bu yılın Ocak ayında zaten büyük operasyon yapıldı. Seçime 1,5 sene varken bunu yapmazdı herhangi bir popülist hükümet. Başka dengelere bakardı. Ama öyle hani ben şimdi yapmayayım da bunu, seçim iyice yaklaşınca yapayım stratejisi uygulamadı. Seçime kadar ya da seçimden sonra da, hani diyelim ki seçim oldu, Cumhur İttifakı kazandı, hem projeler devam edecek hem de mevcut enflasyon gündemiyle ilgili bu sosyal tarafa ağır basan ücret politikaları devam edecek. Şöyle söyleyeyim, yine aslında geçen yıl Aralık ayına, hatta Kasım ayına gidersek şu eleştiriler de yapılmıştı. O zaman ekonomi modeli değiştirilirken ya seçime 1,5 sene işte kalmış, ekonomi modeli niye değiştiriliyor? Aslında böyle işte devam etsin, daha sonra bakılır diyenler çok olmuştu. Halbuki siyasi irade ve ekonomi yönetimi dedi ki biz bunun doğru olacağına inanıyoruz dedi. Aslında zorlu bir yolu seçmiş oldu. Burada yani şunu söylemek istiyorum. Son dönemde sanki sosyal politikalar ağır bastı. Evet öyle. İşte EYT'yi konuştuk, değil mi? 3600 ek göstergeyi konuştuk. Bu asgari ücretteki operasyonları konuştuk. Ama unutmayalım,
seçim olmasa da Covid süreci ve evet. savaş ve bunun getirdiği çok büyük bir enflasyon sosyal devlete bütün bu alanlarda vatandaşına yeni yeni gelirler sağlamasını, gelirlerini artırmasını ve bazı konular normal şartlarda yapmayacağı bazı şeyleri de yapmasını şart koşuyor. Önemli olan bunu yapmak, bunu görmek. Yani sonuçta biz şeyde Covid sürecini hatırlayalım. Covid sürecinde bütün ülkeler bütçe açıklarını çok ciddi oranda artırdılar. Evet. Mali disiplini bozdular. Milli gelirlerin çok yüksek oranında sosyal harcamalar yapıp para dağıttılar. Türkiye o zaman da itidalli oldu. Sonrasında savaşla gelen ağır yük, ağır maliyetler nedeniyle bu itidalli halini bozmadan üzerine yeni sosyal politikalar ekledi. Bu bence en doğru yoldu. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartal da stüdyoda bizimle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Şunu konuşuyorduk Sadi Bey'le. Mevcut iktidar bir takım politikalar izledi ve ekonomi politikasında biz değişikliğe gittik ya. Hı. Hani seçime yönelik değil dedi Sadi Bey. Siz ne düşünüyorsunuz sizce? Ben hükümetin bugüne kadar böyle bir seçim ekonomisi yürüttüğünü görmedim. Hı. Yani siyasetçi bunu alır, oradan buraya çeker, oradan oraya çeker ama zaten o kadar basit, o kadar küçük hesaplar içerisindeler ki kitlelerini de biraz buna alıştırmışlar. Ne desen gidiyor. Ne desen inanıyor. Hı hı. Şimdi enflasyonu falan konuşuyorsun. Asgari ücret artışını, martışını falan. Ha, deseniz ki mesela ya o kitleye dese ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, sözcüsü, bir milletvekili bir tweet atsa, bir de onların propagandistleri var. Hani gazeteci diyorlar kendilerine. Onlar bir tweet atsalar falan. Deseler ki mesela hani siz farkında değilsiniz, mesela dolar 50 lira olacak değil, dün 50 lira oldu deseler, gizleniyor, dün 50 lira oldu saklıyorlar falan deseler inanırlar yani. Şimdi onun kitleyi de o hale getirin, pelte olmuş yani, böyle sağdan soldan pelteye dönüştürülmüş. İşte asgari ücret için yeni söyleniyor, aralıkta artış yok diye. İşte onu söylüyorum, pelteye dönüşmüş, millet de inanır yani. Sonra da ne oluyor biliyor musunuz, enteresan bir şekilde? Canım hükümet öyle şeyler yapıyor ki biz artık her şeye inanıyoruz. Gene o kabahat ya. Ben salam demiyor mesela. Tamam mı? Gene kabahati ona atıyor. Hükümete atıyor. Şimdi öyledir yani. İnsanlar rahatsız olacakları şeyleri kabul etmektense doğruları reddetmeyi tercih ederler. Ben de bunu psikologlardan öğrendim. O bakımdan biz hani hep söylüyorum, işte şehrin mimarisine, insanların mimarisine, giyimine, kuşamına falan filan bakıyoruz. İyi, güzel, doğru, çirkin filan diye şey yapıyoruz ya, sınıflıyoruz. İnsanların iç mimarisini görmüyoruz, onları psikologlar görüyor. Evet. İç mimarisi fena yani, memleketin iç mimarisi hiç iyi değil. Birçok bakımdan iyi değil, ayrı. O yüzden sizin deyiminizle ne yapıyoruz? Üç harflilere. Üç harflilere gitmeden işte bu işin mimarlarına gitmek lazım. Terapiye. Evet, yani üç harfli derken hapları kastediyoruz. Ona psikiyatristler veriyor. Ona da ihtiyacımız var. Çünkü bu şey gibi yani. Başımız ağrıdı, ne yapalım yani. Baş ağrısıyla çoluğunuza çocuğunuza eziyet edersiniz. Eşinizi dostunuzu kırarsınız o sinirle. Evet. Bir aspirin alırsınız, bunların hiçbirini yapmamış olursunuz. Onun için hani ben de bazen öyle diyorum, deli hapımı getirin beni falan diye. Şaka bir yana öyle bir şey değil. Evet. Bunlar gerçekten çok uzmanını bulup o uzmana danışmakla çözebileceğimiz bir sürü sorun var. Toplumsal öfkemizin bazen işte doktora şuna buna falan yansıyan arkasında da bunlar yatıyor aslında. Bence o psikolojik mimari bozuk olduğu için. Dolayısıyla İşin o tarafını hani bir yerde bırakalım. Ben hükümetin bugüne kadar gerçekten bir seçim ekonomisi sınıfında hareketler yaptığını görmedim. Şimdi de arttırım yapılıyor ama baştan beri bir ilke koymuşsunuz. Cumhurbaşkanı demiş ki enflasyonu çalışanı ezdirmeyeceğiz. Bakın 2013 müydü 15 miydi, şimdi yanlış söyleyebilirim.
5 de olabilir, özür dilerim. Ben ona sadece sen hatırlıyorsun, ne olur düzelt. Geçen onun notlarını almıştım ama şimdi karıştırabilirim. Asgari ücreti mesela müthiş bir zam yaptılar. Hı. 500 doları geçti asgari ücret o dönem. Şimdi bu her türlü beklentinin üstünde, seçimle falan ilgisi yok. O dönemden sonraki 5 seçimde de Cumhurbaşkanı %45'in üzerinde 49'a kadar oy aldı. Yani o kadarlık bir şey o oranı getiriyorsa çok kolay. Seçime 3 ay kala bütün şeylere bir zam yaparsın. Pat 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 hop gelsin bakalım oylar falan. Öyle olmuyor iş. Öyle olmuyor. Olmadığını da görüyorlar. Seçimden önce konut yapıyorlar. Bakın işte konut pat 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 gelsin. Olmuyor öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni müthiş övüyorlar. İşte başarı işte gördük, gördünüz. Bak biz de Tayyip, aslında şunu söyleyeyim. Biz de Tayyip Erdoğan gibi belediyede başarılı olduk. Bizi de iktidara getirin. Olamadınız. Belediyenin yaptığı bir tane insanlar oturuyor burayı, bize ekiptaş yaptı. Biz burada oturuyoruz. Allah razı olsun falan. Ne bir adam gördünüz mü? Göremezsiniz, daha oturmuyorlar çünkü. Daha inşaat bitmemiş. Daha inşaat yeni kazılıyor. 300 tane oda yapıyorlar biliyor musunuz? Geçen burada söyledim, 300 taneyi benim yaşadığım yerde ben görüyorum. 300 taneyi, 300'ün de üstünde belki 3000 taneyi, tam bilmiyorum rakamı ama. 3-4 tane siteyi Başakşehir Belediyesi yaptı ya. Şimdi geçen gün bir cadde açtılar benim de evim bulunduğu bölgede. Belediyenin yapması gereken yer Büyükşehir Belediyesi'nin. Yapmıyordu. Dedi ki, ya sen yapmıyorsan bari biz yapalım, ne yapalım? Hatırlarsanız yolu da şey yapmıştı Ulaştırma Bakanlığı, Çamsakura Hastanesi'ne giden yolu. Ha, yapamıyor derken hani gıcıklar da oraya yol yapmak istemiyorlar. Hayır, tam tersi. Aslında oraya yol yapıp takla atmak istiyorlar vatandaşa. Kendilerini göstermek istiyorlar da. Yapamıyorlar. Yok, yetenek yok, yetenek. Biri bir proje hazırlayacak. Ya bu yol nereden nereye gider, ne zaman lazım olur? Ya biz şimdi bunu burada yapıyoruz ama dur bakalım. Şey gibi ya, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya. Uçağın inmediği yerde havaalanının ne işi var? Uçak insin diye. Yani çok basit bir cevabı var değil mi bunun? Fakat kafa öyle çalışıyor. Diyor ki uçak inmiyor ya. Uçağın inmesine değer bulunmamış. O zaman niye havaalanı yapıyoruz ki? Şimdi gidin bakalım Sabiha Gökçen'de havaalanı durumu ne? Hı hı. Onu yapmasaydınız siz 20 sene evvel. Geçmiş olsun. Veya bilmiyorum ne kadar, biraz daha fazla. Şimdi gelin buraya. Yol kapatıyor. Tüneli kapatıyor. Maçka tünelini kapatıyor. Evet. Benim daha önce İstanbul'da yaşarken oturduğum ev o tarafta. Şimdi de kardeşlerim orada oturuyor. Ben buradan gidip geliyorum oraya Başakşehir'den. Ve benim iki tane tünel var orada. Üç tane düzeltiyorum. Üç tane tünel var. Biri Sultan Gazi ilçesinin altından geçiyor. Biri Kağıthane'den geçiyor. Biri Şişli'nin altından geçiyor. Ve beni Dolmabahçe'ye çıkartıyor. 35 dakika. Gidişte 35 dakika, gelişte 35 dakika. Böyle aşırı hız yok. Ne bileyim işte falan falan. Benim arabamda çakar yok, bik bik yok, bir şey yok. Efendi gibi aynı sıradan araçlarla birlikte aynı yolu kullanıyor. 35 dakika. Yağmurda da öyle. Şimdi bu tünel... Diyor ki beyefendi, tünel bilmem işte 60 bin tane şey geçecek. 50-60 bin tane araba. Bunun için tünel mi yapılır? Yapmaz. Yaparsan böyle olur. İnsanlar huzur bulurlar, rahatlarlar. Yapmazsanız eziyet çekerler. Sen insanı düşüneceksin. 50-60 binle dalga mı geçiyorsun? Ölçmeyi bilmiyor. Hesap yapmayı bilmiyor. Şimdi sizin en başarılı dediğiniz adamın hali bu. Memleketi 6 ortakla bir de yönetmeye kalkacaksınız. Ve bütün bunları çözeceksiniz, öyle mi? Daha bugünden hükümeti şeyle suçluyorsunuz. Popülist politikalı. Evet. Ya, adam ne demiş başından beri? Enflasyonu ezdirmeyeceğim. Ezdirmiş mi? Ezdirmemiş. Her sefer enflasyon üzerinde zam yapmış. Hemen yeri gelmiş arada bir daha yapmıştı bu sene olduğu gibi. Evet. Şimdi siz buna daha ne popülizmi yapıyorsunuz ya? Bir bunu adam seçimden bir ay sonra popülizm mi yapar? Tamam, şey yapalım, bir virgül koyalım, hemen tekrar geleceğim size. Bir canlı bağlantımız var. Dünyanın günlerdir merakla beklediği tahıl sevkiyatı az önce başladı. Mısır yüklü ilk gemi Ukrayna'nın Odessa limanından ayrıldı. Detayları dinlemek için 24 muhabir Esma Murat'a gideceğiz. Esma, günaydın. Yeni bir açıklama var mı? Gemi ne zaman İstanbul'da olacak?
Nur Köşker, hızlıca cevap verelim. Gemi yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Ukrayna limanlarında bekleyen yaklaşık 25 milyon tonluk tahıl için aslında ilk gemi bugün saat 8.30'da yola çıktı. Gemi Mısır yüklü olacak ve Odessa limanlarından Lübnan'a gidecek gemi. Yarın İstanbul'da olması bekleniyor dedik. Milli Savunma Bakanlığı da sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Hem bu gemiyle ilgili hem de bundan sonra gerçekleşecek sevkiyatla ilgili. Bakanlık tarafından yapılan açıklamadaysa 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi kapsamında sevkiyat yapılacak. Bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır ifadelerini kullandı. Tabii tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü geçtiğimiz günlerde Türkiye'den gelmişti. Ukrayna limanlarına sıkışmış 25 milyon tonluk tahıl sevkiyatının düğümü ise 22 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşmişti. İstanbul'da Türkiye'nin arabuluculuğuyla İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması düzenlenmişti, gerçekleşmişti. Bu anlaşmaya da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye katılmıştı. Anlaşma sonrasında aslında hazırlıklar hızlıca başlamıştı ve bu kapsamda da İstanbul Levent'te bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nin içerisinde bir koordinasyon merkezi kurulmuştu ve bu koordinasyon merkezi de geçtiğimiz günlerde faaliyete geçmişti aslında. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da aslında bugün yola çıkan gemilerle ilgili dün aslında ipuçları vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de ilk geminin pazartesi günü sabah saatlerinde yola çıkacağını söylemişti. İbrahim Kalın'ın da dediği gibi oldu aslında. Bugün sabah saatlerinde saat 8.30'da ilk gemi yola çıktı Odessa limanlarından. Mısır yüklü bir gemi olduğunu söyledik ve geminin ise yarın İstanbul'da olması bekleniyor dedik. Aslında gemiler yola çıktığı andan itibaren uydularla izlenecek. Ayrıca İHA ile de takip edilecek bu gemi. İlk geminin yarın İstanbul'da olacağını söyledik. Sevkiyat sonrasında da aslında küresel piyasalarda tahıl fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda 50 milyon ton tahılın da dünya piyasasına sunulacağını da söyleyelim. Dediğimiz gibi aslında ilk gemi yola çıktı. Bugün sabah saatlerinde Odessa limanlarından yola çıktı. Mısır yüklü bir gemi olacak ve Lübnan'a gideceğini söyleyelim. Geminin ise yarın İstanbul'da olmasını beklediğimizi söyleyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım. Esma Murat, teşekkür ederiz aktardığın detaylı bilgiler için ve sizinle de uzun uzun konuştuğumuz mesele şükür başladı. Ya, memleket çözdü Somali diye biliyorum rotasını. Evet. Bu yük Afrika'ya gidiyor. Avrupa karayoluyla, trenle, tren yoluyla, demir yoluyla falan alıyor biraz. Tabii gemi gibi değil. Geminin uzak mesafeleri daha çok yük taşıma şansı var. Bir de zaten beklenti de bu yükün aslında gitmesi, Afrika'ya gitmesi. Yani daha çok ihtiyacı olan yerler. Geçen gün burada konuşurken geçen hafta Avrupalı bir şekilde onun pahalıya da olsa parasını verip alabilir. Ama Afrikalı ya bulamaz, parası ya para bulamaz ya ürün bulamaz. Para bulsa ürün bulamaz. Dolayısıyla onların durumu daha vahim. Asıl onların çözülmesi lazım. Cumhurbaşkanı bu işte Batı ile Avrupa ile Rusya arasında bir bağlantı olsun, bir gıda krizi çözülsün filan işin Batı tarafıyla ilgili hesapları, ara buluculuk ürünü biz oynayalım, bir işe yarayalım falan, onlar ayrı. Ama asıl Afrika'nın ihtiyacı karşılansın diye de düşünüyor. Bana göre o işin yarısı o yani. O çok önemli bir şey çünkü. O yüzden yolları açık olsun. Umarım sistem bozulmaz. Çünkü hep bir arıza çıkıyor. Bir ara işte bu sürekli katliam, ama Rusya bir sürü sivil öldürdü. Evet. Bir tanesi ne zaman İstanbul'da bir uzlaşma mevzu bahis oldu? Aa, Ruslar sivil öldürüyor falan diye atladılar. Ya dün de vardı, bir hafta önce de vardı. Uluslararası ajanslar geçti. Ne oldu size de bundan dolayı heyheylendiniz birdenbire? Neden? Anlaşma oldu ama o anlaşmayı efendim iğneleyelim diye. Amerika ile Fransa'nın tavırlarına dikkat etmek lazım bu aralar. Neden? Çok. Her ikisi de çünkü bir krizi çözmeye değil, o krizden yararlanmaya çalışıyordu ondan. Krizi yaratmıştır, yaratmamıştır. Orasında değilim. O kadarını bilmiyorum. O masada oturmadım. Oturmadığından başka kimse de bilmez. Herkes tahmin yürütür. Ama sonuçta kim bundan yararlanmaya çalışıyor, bir ona bakmak lazım. Ben ikisinin de, iki ülkenin de yararlanmaya çalıştığını düşünüyorum. Almanya'nın yapabileceği bir şey yok. O Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde.
Bir de şey de öyle, diğer İskandinav ülkeleri de öyle. Yani şey, İsveç dediğin ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin deposudur. Biz bugün korkuyoruz, konuşuyoruz ya, tepki gösteriyoruz işte. İngiltere'ni Ruanda'yı mı? Ruanda'yı göçmen deposu haline getiriyormuş da anlaşma yapıyorum. Ruanda. Ya İngiltere niye böyle bir şey yapıyor diye bir düşünelim. Yani bir başka ülke benim için bir şeyleri depolasın. Benim için bir hizmet görsün filan. Benim bir böyle şubem gibi davransın. Belli konularda. Biz bunu nasıl düşünmüşler ya? Çok yani bunlar mı mesela Boris Johnson döneminde başladı değil mi? Boris Johnson mı bunları düşünmüş? Yani çok mu zeki bu adam yani, böyle bir anda hiç kimsenin düşünmediği bir şey mi düşünmüş? Yok. İsveç de Amerika için öyle bir ülkedir ya. Bu kadar kendi memleketlerinin başına bela olanları sorgusuz sualsiz Marksist, Leninist terör örgütlerinin sadece bizde değil, başka ülkelerden de, İran'dan falan, Irak'tan, onların diğerlerini değil ha. Mesela adam İslamcı filan, mesela adam hani liberal filan da dayak yemiş karakolda, onu değil. Marksist, Leninist olmanız lazım. Onları neden mi ülkesini dolduruyor? Çok umutlu onlardan yani. Her taraf kendi ülkesinde silahlı terör eğitimi almış insanlarla dolu falan. Çok mu mutlu İsveçliler? Yok, İsveçlileri insan hakları, özgürlükler, gakkuk falan öyle bir güzel işlemişler. Çok güzel, sorun yok. Şimdi ne oluyor? Sorunla yüzleşmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı söyledi onlara, ilk kral çıplak dedi. Hı hı. Siz çıplaksınız, terör örgütlerini barındırıyorsunuz. Yoksa he, ben, sallıyor muyum ben? Yok, bakın bakalım. Bir hafta önce İsveç medyası yazdı, biz de manşetten haberleştirdik. Bu bize teslim etmedikleri FETÖ'cü, Afganistan imamı. Afganistan'da Türkiye takibinde, Türkiye'nin Afganistan'da tutuklanmış. Ne zaman? Amerikan Afganistan'ında tutuklanmış. Yani bugünkü Taliban Afganistan'da değil. Amerikan Afganistan'da tutuklanmış adam içeride. Türkiye'ye teslim edilir diye adamı alıp bir gecede paketliyorlar. İsveç belgeleri düzenliyorlar hakkında. Bir İsveçli olarak FETÖ'cüyü, bizim de güvenliğini sağladığımız havaalanından, Kabil'den hop Stockholm'e paketliyorlar. Yangından mal kaçırıyorlar. Nereye? İsveç'e. Allah Allah, İsveç nereden biliyor bunu ya? İsveç Amerikalıların elinin altındaki bir ülkede sahte belgelerle bir adam İsveçli gibi hapishaneden alıp İsveç'e götürüyor, öyle mi? Amerika'nın bundan haberi yok. Amerikalılar kendi pis adamlarını ya en nefret ettiklerini Guantanamo'ya yerleştiriyor. Lazım olanları da çeşitli ülkelere yerleştiriyor, İsveç başta olmak üzere. Evet. Amerika'ya da, Almanya'ya da yerleştiriyor. Almanya'nın anayasasını ben yazmadım, onlar yazdı. Almanlar da yazmadı maalesef. Çünkü Almanlara 100 yıl daha bir şey yaptırtmazlar. Sizden Hitler çıktı. Kusura bakmayın. Bütün geleceğiniz ipotek altına alıyorum dedi Almanya. Şey, Amerika Almanya'ya. Bir Hitler çıkarttın, kusura bakma. Çıkartmayacaktın. Şimdi bize de diyor ki Erdoğan çıkarttınız, ki benzetme yapmak için söylemiyorum. Fark etmiyor onlar için. Bir tane böyle başını kaldıran adam, iyi ya da kötü. Hitler kötüydü, itirazım yok. Ama kendi memleketi için başını kaldıran adam, Tayyip Erdoğan çıkarttı. İstemeyiz, kusura bakmayın. Ağzınızda kuş tutsanız Tayyip Erdoğan var. CDS'de 900 olur. İşte efendim biz söz verdik, şirket kurduk, beraber ortaklık. Ortaklıktan seni atamıyor muyum? Hop, ortaklar başka bir masaya taşınır dedi. F-35'i vermedi. Evet. Ya dünyada ilk defa olan bir uygulama bu ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Düşünsenize yani. 6 tane ortak, 7 tane ortak bir araya gelmişsiniz. Ortaklar diyor ki birbirlerine, birbirimizi dışarı atmak yok ona göre. O kadar samimi olacağız yani. Çok güzel. Ortak bir mahkeme kararı da dememişler ki Amerikan mahkemeleri, uluslararası mahkemeler, tahkim, işte hukuku falan filan onlar bakacak da dememişler. Evet. O kadar birbirimize güveneceğiz ki bizim mahkemeye ihtiyacımız olmayacak demişler. Sonra adam sadece Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye gıcık. Aman S-400'ler bitti. Ya efendim o öyle değil, bu böyle. Dinlemiyor. Neden? Kurt demiş ya, suyun aşağısından içiyor. İşte yukarısından kurt içiyor, aşağıdan kuzu içiyor. Demiş ki suyumu bulandırıyorsun. Ya ben nasıl bulandırayım ya, senden sonra su bana geliyor. Evet. Olsun, benim derdim seni yemek ya. Sebep arıyorum ben. Adam da sebep arıyor. Şimdi geldi, sonra masadaki 6 kişi dediler ki biz yan tarafta bir masa kuruyoruz. Masa sende kalsın. Masada hiçbir şey yok. Gidiyor kuruyor ve biz dışarıda kalıyoruz.
Şimdi bu kadar pespaye bir işe kalkışabildiysen sen beni istemiyorsun. Bu net. Evet. Böyle bir Türkiye istemiyorsun. Kusura bakmayın, ben böyle bir Türkiye istiyorum. Bugün bunu Tayyip Erdoğan sağlar. Yarın başka birisi sağlar. Ama ben böyle bir Türkiye istiyorum. Evet. Çünkü benim başımı artan, ya savaşa girseniz diyecekler ki, yani birisi size saldırsa, onların saldırmasına sen sebep oldun. O zaman savaşmayalım. Kabahat da senin olsun. İstanbul'daki işgalciler ve işgalcilerin işbirlikçileri de öyle diyordu. Osmanlı yüzünden, padişah yüzünden savaşa girdik. Padişah kabahatli. Şimdi biz padişah için niye savaşalım? Hayır. Anadolu'dakiler öyle demiyordu. Çünkü biliyorlar, padişah için savaşmıyoruz. Biz kendi varlığımız için savaşıyoruz. Yoksa var olmayacağız. O işbirlikçiler, o alçaklar sonra gelip Türkiye'ye hakim olmanın yollarını aradılar. Ve o işbirlikçi alçakların tırnak içinde ideolojik neslini besledi. Amerikalılar, İngilizler, Almanlar vesaire, Avrupalılar. İdeolojik nesillerini beslediler. Ve öyle bir nesil ürettiler. İdeolojik olarak onların nesli olan bir kitle ürettiler. Şimdi bakıyorsunuz, Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Bu ne ya? Peki. Hala aynı kafadan devam ediyorlar. Onlar da ne diyorlar? Doğal olarak adamın içinden gelerek diyor ki, bizim Cumhurbaşkanı adayımızı uluslararası karar vericiler de etkili olacak belirleme. Adam bunu o kadar doğal söylüyor ki. Normal. Çünkü normal zannediyor. O işbirlikçi kafayı normal zannediyor. Bizim milletin de biraz buna uyanması lazım. Bunlar işbirlikçi. Net. Efendim Tayyip Erdoğan da şeyde Amerikan Başkanı Biden'la görüşüyordu. Elinin körü. Ha, millet öyle bir pelteye çevirmişler ki. Millet bir devlet başkanının görüşmesiyle, ona böyle dostum mostum falan demesiyle senin işbirlikçiliğini aynı kefeye koyacak. Öyle bir pelteye çevirmişler. Kendi kitlesi gerçekten böyle düşünüyor. Ha, söylüyor da bunu, biliyor musunuz? Ya diyorsun ki, yani fındık kadar aklın, tabii o da kıymetli şimdi, fındık 54 lira. Yani fındıktan da ne diyeyim, incir çekirdeğini dolduracak kadar bir aklınız olsun be kardeşim ya. Peki. Salih Bey, şunu merak ediyorum ben de. Şimdi bu kadar farklı başlık konuşuyoruz. 2-2,5 sene koronavirüsü konuştuk. Tam rahatlayacağız dedik. Rus işgale çıktı, maymun çiçeği çıktı. Dış politikaya baktığımız zaman Irak karıştı. Bu son 1-2 hafta içinde sadece olanlar. Kosova ile Sırbistan gergin. Tayvan ve Çin karıştı, karışacak. Şimdi Rus işgali var. Çin de orayı işgal edecek deniyorlar. Tüm bunlar olurken de işte yine Boris Johnson'ı konuştuk. O da istifa etmek zorunda kaldı. Haliyle akıllara şu geliyor artık. Bizim yeni normalimiz böyle bir atmosfer mi? Hani bir şey bitse başka bir problem mi başlayacak? Tüm bunların eşliğinde ekonomik dengeler nereye gidecek? Evet, yani sonuçta yeni normal son yıllarda hiç normal olmayan pandemiydi. Evet. O da normalleşti. O bitti. Bitmedi hala. Hatta aynı virüsle ilgili sorunlar devam ediyor. Üzerine başka şeyler geliyor. Ama savaş meselesi sanki evet yeni normal, yeni çatışma noktaları ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. İnşallah çıkmaz. Böyle bir şey asla istemeyiz, temenni etmeyiz. Türkiye'nin genel politikası da bu çatışma noktalarından ya da çatışmalardan mümkün olduğunca uzak durmak, ama kendi güvenliği için çevresinde müdahale etmesi gereken ya da operasyon yapması gereken her konuda da gayet proaktif olmak, güçlü olmak. O yüzden yeni normal dünya içinde, bizim için de olumlu değil, ama Türkiye'nin bununla mücadele edecek hem askeri hem siyasi hem de ekonomik gücü var. O yüzden hani ben şöyle demiyorum, dünyada bir kaos var, her şey kaos, daha da büyüyecek. İşte biz de ne yapacağız bu durumda, hani kompleks şeklinde bazı insanlarımızın moralini çok bozuyorlar maalesef. Evet. Bu yaklaşım yanlış. Sonuçta bakın, bir hafta Türkiye'nin aleyhine bir operasyon, bir gelişme yaşanıyor. Irak'ta gördük. Sonra bir baktık, kendi aralarındaki o ne diyelim, pamuk ipliğine bağlı birlik zaten darmadağınık halleri. Hani herkes haddini bilmek zorunda. Ama işte Balkanlardaki durum, Rusya'nın işte belki Avrupa'ya verdiği bir cevap, orada bir şeyleri zorluyor, bilemiyoruz. Sonuçta bu müdahaleler devam edecek.
Ama Tayvan meselesi ayrıca çok kritik bir konu. Burada Amerika'nın şu anda geri adım atmış gibi olduğunu görüyoruz. Bu da bence hani doğru bir hareket, çünkü Çin'in etrafındaki Amerikan kuşatması, ülkeleri tek tek sayarsak Japonya'dan işte Güney Kore'ye kadar, evet, Çin eninde sonunda bu kuşatmaya karşı güçlü bir şekilde farklı müdahaleler yapacak. Bunu çatışma, savaş şeklinde sahnelemek dünya için bir felaket olur. İnşallah öyle olmaz. Ama dediğim gibi ben Türkiye'nin 1970'lerdeki, 90'lardaki Türkiye olmadığını gayet iyi biliyorum. Bunu yakın siyasi, askeri ve yakın ekonomi tarihini iyi okumaya çalıştığım için biliyorum. Daha güçlü bir Türkiye var ve seçimden sonra da bu istikrarın devam etmesi çok önemli. Evet, bu arada bir son dakika gelişmemiz var. MİT'ten Aynel Arap'ta nokta operasyon. PKK-YPG'nin sözde yürütme konseyi üyesi öldürüldü. MİT, Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Bir kez daha tekrar edelim. Yeri Aynel Arap. Koban. MİT terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynel Arap Yürütme Konseyi üyesi Erhan Erman'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi diyelim. Ve nasıl yorumlarsınız operasyonları, Mustafa Şimdi Bey? Şimdi burada önemli olan şu, Kobani terör örgütü YPG'nin merkezi ve biz de burada söylüyoruz. MİT her yerde orada. Hı hı. Her yerde. Ve her yerde olmasını sağlayan tek bir gerekçe var. O yerel halkın Türkiye'nin istihbarat teşkilatına destek veriyor olması. Sahada o kadar çok destek alıyor ki MİT, o kadar çok bunlardan nefret ediyorlar ki, bu YPG'lilerden, PKK'lılardan nefret ediyor ki halk, evet, Türkiye'ye destek veriyor. Ve bunların elebaşları Kandil'den Kürtler bize ihanet etti diye deme cesaretini bile buluyor. Öfkelerini kusuyorlar. Sözüm ona, Kürtleri temsil ediyorlar ha, bakın. Şimdi MİT bunların merkezinden, bir başka merkez neresiydi? İran destekli tarafı, Süleymaniye tarafı. Oradan da, buradan da. Buralar dar, bunlar hareket edecek durumda değiller. Bir, ikinci unsuru bak, bu elemanın hatırlattığı ikinci unsur, bu teröristin hatırlattığı. Bu birincisi. İkincisi, YPG, Amerika Birleşik Devletleri bu adamın maaşını veriyor. Bu adamın maaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesinden, vergi verenlerinin cebinden, bütçesinden geliyor. Amerikalıların vergilerinden bu herifin, bu teröristin parası ödeniyor. Ve buna SDG'li veyahut YPG'li muamelesi yapıyor Amerika. Buna maaş ödüyor, buna silah veriyor, buna eğitim veriyor. Sonra bakın, bu metinin içerisinde var. Bu adam Muş'ta PKK'ya katılmış. Hı hı. 2013'te mi, 2003'te mi, öyle bir şey yazıyor. PKK'da eğitim görmüş, PKK bunu yetiştirmiş, oraya atamış. Bir teröriste eğitim, bir teröriste maaş, bir teröriste silah ve mühimmat veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Nereden? Amerika vergi verenlerinin bütçesinden. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan terörü finanse ediyor. Evet. Bu nettir, bu kadar basittir. Ha, bu adam PKK ile hiçbir ilişkisi olmasa, Suriye tarafında terör örgütü tarafından yetiştirilip Amerika'nın terör örgütü kabul etmediği bir örgüt tün içerisinde büyüse ve oraya getirirse, diyeceğim ki adamın bahanesi var. Diyor ki bak, bu PKK'lı değil. Vallahi değil, hakikaten değil yani. Efendim, örgütü PKK'yla aynı mı aynı, tamam boş ver onu, anlatma bana diyor. Dolaylı iş o. Tamam, anladım, buna inan. Değil, PKK'da yetişmiş. Evet. Bundan önce imha edilen bir tane kadın vardı, kardeşi bir ara HDP milletvekili olan. Aynısı. O da PKK'da yetişip gitmiş. Burada anlattım. İngilizler bir adamı yargılayıp cezalandırdılar. Dediler ki adamın derdi şuydu. Ben YPG'ye katıldım diye haber gönderiyor. Diyor ki ben YPG'deyim ama şimdi İngiltere'ye dönmeye biraz tırsıyorum. Türkçesini söylüyorum. Neden? Ya bu YPG MPG ya beni orada yargılarlarsa. Bazıları biliyorsun Almanlar falan yargılamamak için Latin Amerika'ya kaçıyorlar. Evet. Çok enteresandır. Eski SS subayları, Naziler falan da hep Latin Amerika'ya, Brezilya, Arjantin falan oralara kaçarlardı. Şimdi enteresan bir şey. Ona ayrıca bir bakmak lazım. Orası da bir şey, Nazi şeyi,
neden kaçış yeri. Neden? Ya, Latin Amerika'ya Amerika'nın kuş Birleşik Amerika Devletleri'nin kuş uçurtmadığı bir yer. Evet. Ya, sürekli elinin altında tuttuğu bir yer. Naziler orada nasıl sığınma şansı bulabilmiş? Bir bakmak lazım, o ayrı bir bahis. Şimdi bunların her birinin toplandığı gelip adam diyor ki ben oraya geleceğim ama yargılanırsam. Diyorlar ki ona bir şey olmaz sen gel. Geliyor. Hakikaten de YPG'ye katıldığı için bir şey olmuyor. Çünkü İngiltere'de YPG'yi terör örgütü kabul etmiyor. Fakat kendi günlüklerine bakınca günlüklerinde yazıyor filan yere gittim oradan feşmekana gittim orada beni işte eğitimi aldılar orada silah kullanmayı öğrendim ha neresi orası PKK kampı. O kusura bakma diyorlar. Sen YPG'ye katıldığın için sana bir şey demiyoruz. Onu biz de terör örgütü kabul etmiyoruz da. Sen oraya gitmeden önce PKK'da eğitim almışsın. PKK terör örgütü. Buradan yandın sen diyorlar. Ha, o kadar yakıyorlar. Ayrı bir bahis. 3-4 sene bir ceza veriyorlar da. Onu da ertelemişlerdir bir kısmını. PKK'ya arada katıldın diye adamın ceza veriyor. PKK tarafından yetiştirilip YPG'ye atanmış olanları Amerika Birleşik Devletleri kullandığında ne olur? Böyle bir adam İngiltere'ye gitse yargılanır. Amerika'da yargılanıyor mu? Yok, maaşını ödüyorlar. Allah bilir şimdi tazminat da öderler. Hani erken emekli falan diye. Kıdem tazminatı falan da verirler bunun için. Ve üzüldüklerini beyan eden CENTCOM açıklamaya taziye mesajı yazıyor. Allah daha fazla üzsün. Ama bu Birleşik Devletler bütçesinden Amerikalıların vergilerinden terörün finanse edildiğinin kanıtıdır. Bunları umarım Türkiye'de hani ya şimdi bir de buradan papaz olmayalım falan diye düşünmezler. Umarım yani. Bunu niye böyle söylüyorum? Böyle mi yaparlar? Zaten hep böyle geri planda mı? Ha öyle ondan değil. Ama o kadar canım sıkkın ve o kadar öfkeliyim ki ben bunun hemen doğrudan savaş suçları mahkemesine ne bileyim işte Uluslararası Adalet Divanı'na bilmem nereye falan taşınması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hemen yani dosya olarak Birleşmiş Milletleri bak kardeşim bu adam PKK'lı. Bak YPG'li demiyorum PKK'lı maaşını da Amerika ödüyor. Bu arada canlı görüntüler de gelmeye başladı. Sabah 9:00 itibarıyla tahıl taşıyan geminin limandan, Odessa Limanı'ndan ayrıldığını söylemiştik. Tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı dedik. An itibariyle geminin ilerlediği ilk canlı görüntüler de geliyor ekranlarınıza. Şu süreçte, Sadi daha iyi takip etmiştir de, şu süreçte gerçekten Türkiye'nin yaptığı şu işten, şu hareket edildiğin gemiden daha başka sonuç veren hiç kimse hiçbir iş yapmadı. Net. Hala Tayyip Erdoğan kötü. Hala Almanya Dışişleri Bakanı gelip burada bıdı 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 bir şeyler söylüyor. Bak onu biz tabii hafta sonu olduğu için değerlendiremedik ama çok önemli bir şeydi o. Geliyor bir tane muhabir, NTV muhabiri Baran Bila ismini de söyleyeyim. Çocuk hani adının anılmasını hak ediyor. Dedi ki Alman Dışişleri Bakanı bir tweet atmıştınız siz dedi. Cumhurbaşkanı İran'daki Erdoğan Putin İran Cumhurbaşkanı toplantısındaki fotoğrafa bu bizim için Batı için bir meydan okumadır filan diye bir tweet atmış. Onu hatırlattı o fotoğrafı. Ne demek istediniz dedi çocuk. O da aldı başından döndü bir taraftan ne meydan okuması ya? Genç yaşta Dışişleri Bakanı olmuşsunuz. Ne güzel ya altını doldur be kardeşim biraz. Altını doldur. Bomboş eğitildiği, güdülendiği, propaganda edildiği veyahut ne derler ona doktrine edildiği gibi davranıyor. Putin, Türkiye, hem de bir de İran. Aman üçü birden karşı karşıya falan. Sen Dışişleri Bakanısın ya. İnsanlar bir araya geliyorlarsa bunu değerlendireceksin ve Twitter'dan bu bize bir meydan okumadır diye millete trollük yapmayacaksın yani. Ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Bir 5 dakika etrafından dolandı, bıdı bıdı bir şeyler söyledi. Bunu bir kişisel görüş olarak kabul edin filan. Dışişleri Bakanı'nın kişisel görüşü olmaz ya. Hiçbir şey bilmiyorsan bunu bilirsin yani. Başbakanın ertesi gün senden olmadı bu iş, kusura bakma ablacığım. Güle güle demesi gerekir de koalisyon var diyemiyor. Ama işte bizim Dışişleri Bakanı'na Mevlüt Çavuşoğlu da bir güzel orada ağzının payını verdi. Hiç böyle misafirse misafirliğini bil. Geldi oradan da tutuyor, buradan da tutuyor. Ya kardeşim işini gör.
hiç politikaya mesele yok. Ben gittim orada Osman Kavala'da dedim. Şunu da dedim, bunu da dedim, bunu da dedim. Ne için geldin sen buraya? Onun için ayrıca gel. De ki ben filan şey için ayrıca geliyorum de. Seni sepetlesinler. Ama sen buraya başka bir şey için geldin. Sürekli iç politikaya bir mesaj. Aman şöyle demesin, aman feşmekende. Ben gittim oraya şunu da söyledim, ben gittim bunu da söyledim diyebilmek için kadın buraya geliyor. Böyle Dışişleri Bakanı mı olur ya? Böyle bir devletin dış politikası mı olur ya? Hı. Üç tane PKK destekçisi, sol parti milletvekili seni alkışlayacak diye gelip burada bin tane kılığa giriyorsun. Muhabirin sorusuna da saçmalayarak cevap vermek zorunda kalıyorsun. Utanç verici bir şey ya. Ondan sonra da Almanlar faşistleşiyor. Niye faşistleşiyor? Diyor ki ya kusura bakmayın ya Alman milleti Alman'dı. Beni diyor zamanında Hitler gururlandırmıştı. Oraya gidiyor. Ya Hitler'in gururlandırmasına adam ihtiyaç duymasın mı? Biraz da sen gururlandır adamı. Adam milletiyle devletiyle gurur duysun. Duyamıyor ki. Ondan sonra gidiyor ifrata. Diyor ki Hitler daha çok gururlandırmıştı. Ayda al başına başka bir bela. E uğraşsınlar şimdi. O yüzden peki. Durum ortada yani dedim ya Sadi daha iyi takip etmiştir. Bundan daha başka bir hani ticari ne bileyim siyasi vatandaşın işini gören vesaire vesaire bir sonuç alabilmişler mi? Alamamışlar. Almışlar mı Sadi? Sen söyle. Sadi Bey. Ya, savaş başladığından beri tek anlaşma bu aslında iki taraf arasında bir konuda uzlaşıp dünyanın da menfaatine olan bir sonuç elde edildi. Hatta bu anlaşma üzerine şöyle bir yorum var. Genel olarak da kabul görüyor. İnşallah savaşın bitişi de bir bakıma hani Türkiye'nin arabuluculuğunda ki bunun için daha önce çok uğraşıldı. Bu vesileyle hani ona da bir adım noktasında bir başarı bu. Hani ciddi bir hani dünyadaki enflasyona da gıda kıtlığına da çözüm yani geçici de olsa çözüm. Evet. Ama bunu iki taraf yapamazdı. Avrupa hiç yapamazdı. Böyle bir inisiyatif yok. Bu Alman bakanına sormak lazım. Sen bakanlığın boyunca Rusya Dışişleri Bakanı'yla ya da İran Dışişleri Bakanı'yla hiç görüşmeyecek misin? Rusya'dan işte enerji almazsan, enerji kesilirse ne yapacaksın? Değil mi? Ya sadece ayrıca, kusura bakma da şimdi üç lider bir araya geldiyse ne için geldi? Savaşlarla tabii ilgili ya. Değil mi? Bölgede ciddi çatışmalar var. Bunlarla ilgili barışın yolunu ortaya koymak için bir araya geldi. Yani o kadar cahilce ve Almanya'nın acize düştüğünü gösteren, Almanya siyasetinin acize düştüğünü gösteren bir toplantıydı ki Sayın Çavuşoğlu'nu ben yani seyrettim. Gerçekten anında korakor cevaplarını verdi. Yunanistan konusunda da verdi. Hepsinde de doğru, verdi. En azından bence şuna vesile olmuştur. Kendileri seyrettiyse, o siyasetin destekçileri seyrettiyse Türkiye'nin tezlerini de canlı olarak izlemek zorunda kaldılar. Doğru. Çünkü evet. Onlar şartlanmışlar ve büyük bir taassup içindeler Türkiye'ye karşı. Bunun kırılması lazım. Yani Almanya'nın yaptığı hani Merkel sonrası politika değişimi gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Almanya için sıkıntı en başta. Yani orada Doğu meydan okuyor diyorsun. Rusya ile Almanya'nın ilişkileri ne olacak? Yani onun cevabını ver. Yani İran'la ilgili çözümler ortaya çıktığında Almanlar İran'la ilişki kurmayacak mı? Yani şu anda gerçekten dünya siyasetinde az önce Nur'un sorduğu bir soru vardı. Hani yeni normal bu mu? Evet. İşte bu yeni felaketlerle, savaşlarla dolu normali büyük ölçüde tersine çevirmek için inisiyatif almış Türkiye var. Türkiye bunun için savaşanlarla da görüşüyor. Savaşmak üzere olanlar da görüşüyor. İnsani koridorlar, hani biz burada gıdayı konuşuyoruz ama her savaşta Türkiye'nin üzerine düşmüş yükleri bir düşünseler yani Avrupa'nın ve Batı'nın sebep olduğu sıkıntılar nedeniyle insani açıdan Türkiye'nin inisiyatif alışını düşünseler yine vicdanları sızlar ama öyle bir düşünceleri yok. İşte en son şey çıktı değil mi? Akdeniz'de Yunanistan'ın
geri itmelerinin nasıl, evet, Avrupa Birliği tarafından nasıl aslında hasır altı edildiğini ortaya çıkan raporu gördük. Dolayısıyla inandırıcılığını, siyasi ağırlığını, hatta ekonomik ağırlığını giderek kaybedecek. Doğu meydan okumuyordu. Yani Türkiye tarihi boyunca hep batıya gitti, batıyla ilişkiler kurdu. Doğu ile batı arasında köprü oldu. Barışın, ekonomik ilişkilerin, kültürel ilişkilerin, her türlü pozitif ilişkilerin gelişmesinde inisiyatif aldı. Yani Türkiye tarihini birazcık bilen bir Alman siyasetçi böyle bir laf etmez. Evet. Peki. Bir de düşünüyorum da şimdi o var ya, hani diğer mesela Almanya ve İran'la ilgili krizler zaten iki, hı-hı, ülke düzeltelim, Rusya ve İran'la ilgili zaten Batı'nın krizleri bunlardı. Bunların ikisiyle birlikte görüşebilen ve ikisiyle birlikte çözüm üretebilen bir adam olsa var ya, 6 ay sürmez Almanya'da başbakan olacağım falan diye şey yapar ya. Kolları hareketlenir yani. Ama ya yazık, çok yazık ya. Yani o propagandanın etkisi, büyüdüğü propaganda var ya ilkokulda, ortaokulda kendi işte onları okutulanların okutulan propagandanın etkisi. Ben beklemedim ya, ben şok oldum ya. Ben o tweetini de kaçırmışım. Muhabirin, evet, sorusuyla dikkat et. Aa dedim, böyle mi demiş? Şakadır ya. Hani ben atmadım, yeğenim telefonu almış falan diyecek. Şimdi öyle bir şey yani. Sonra bir de döndü de. Dayanamadı artık yani. Onu kişisel bir görüş olarak kabul edin. Edemeyiz. Dışişleri Bakanı'nın kişisel görüşü olmaz. Olmaz yani. Dersiniz ki ya saçmaladım, itirazım yok. Bu zaten o demek. Ben saçmaladım ya, nasıl yapalım? Biz bunu şu kılıfa sokalım, olmaz mı? İdare edemez miyiz bunu? Edemeyiz. Etmedi de zaten Dışişleri Bakanı, Saadet'in söylediği gibi. Her, evet, şey ortada. Ya bir de kadın mesela şey diyor. Mesele zaten o, bakın, Türkiye'nin hakkını, hukukunu savunmak. Efendim bizi Avrupalılar ziyarete gelmiş. Aman onları şimdi üzmeyelim falan. Niye? Yani adam gelmiş saçmalıyor yanımda. Saçmalıyorsa, evet, kusura bakmayın, saçmalamayın diyecek. Efendim o misafirse misafirliğini bilsin. Şimdi diyecek ki Avrupa Birliği'nin sınırları tabii Yunanistan'ın sınırı. Neresi Yunanistan'ın sınırı? Bir anlatım ona bakayım. Yunanistan'ın sınırı neresi? Avrupa Birliği'nin hangi deniz kıyısında bir başka ülkenin topraklarına çok geçecek? Bir başka ülkenin topraklarına nehrinden içeriye girecek kadar bir deniz sınırı ölçülmüş, biçilmiş? Mesela İngiltere ile Fransa arasında mı? Mesela işte Danimarka ile şey arasında mı? Norveç arasında mı? Ha? Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir bakın bakalım ya. Hangisinde böyle bir benim sınırlarım, deniz sınırlarım senin nehrinde, Menderes nehrinden içeri giriyor falan diye bir ülke var? Sınırın neresi senin? O yok. Avrupa, Yunanistan ne diyorsa o anlamına gelecek şekilde orayı boş bırakıp hop pat geçiyorlar. Türkleri varsaymayan bir ülkeyi, ikiye bölünmüş bir ülkeyi sen nasıl Avrupa Birliği üyesi yaptın? O da yok. Evet. Sonra Avrupa Birliği sınırı falan. Bir araya sopayla gireceğim, kovalamamak Mustafa Bey bile şeydir yani, lütuftur. Önemli. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.